menisküs yırtıkları genellikle genç yaşta travmaya bağlı. Düşme, çarpma sporcularda görünüyor ve yaş ilerledikçe de yaşlılarda yıpranmaya bağlı oluşuyor. Şimdi geç yaşta oluştuğu zaman menisküs yırtığı tedavi şekli biraz farklı. Yaş ilerlediği zaman oluşan menisküs yırtıklarının tedavi şekli biraz farklı. Biz mümkün olduğunca menisküs yırtıklarını tamir etmeye çalışıyoruz. Her iki hasta grubunda da hem genç hasta hem yaşlı hasta grubunda. Ama tabii bazı zorluklarımız var. Nedir bunlar? Menisküs yapısı hilal şeklinde, yarım ay şeklinde bir yapı. İç bölümü yani dizin merkezine doğru olan kısmı çok iyi kanlanmıyor. Dış bölümü kapsüle yapışık olan kısmı daha çok kanlanıyor. Bizim yırtıklarımız çok iç taraftaysa bazen bu yırtıkları almak zorunda kalabiliyoruz. Artroskopi işlemi yaklaşık yarım santimlik deliklerden uygulanıyor. Kamera ve aletlerle eklem içine giriyoruz. Eklem içerisinde önce menisküsleri, ön çapraz bağ, eklem içi dokuları önce bir gözlemliyoruz. Sonra tamir ya da yapılacak işlemin planını yapıyoruz. Artroskopi işlemiyle eğer menisküsün periferinde yani dış kısmına yakın bir yırtık varsa bu yırtıkları daha çok tamir etme yoluna gidiyoruz. Eğer merkezine yakınsa, dizin merkezine yakınsa ve tamire uygun değilse de bu yırtıkları alıyoruz.